değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cennette olsa sonsuz hayat sıkıcı olmaz mı? Evet dünyada insan bir şeyi sürekli yapsa sıkılıyor. Aynı arabaya sürekli binse en iyisi de olsa aynı evi sürekli kullansa aynı bedeni aynı işi aynı sürekli yapsa e bundan sıkılabiliyor belli bir zaman sonra. Dolayısıyla ebedi ve sonsuz hayat diyoruz. Bu ebedi ve sonsuz hayatta aynı şeyleri sürekli yapmak aynı yerde durmak, aynı cennetten istifade etmek bizi sıkmayacak mı, rahatsız olmayacak mı diye e çok sorulan sorudan bir tanesi. Bir defa cennetin ne anlatırsak anlatalım, cenneti nasıl tarif edersek edelim ayetlerle, hadislerle yine biz hakiki cenneti anlamış olmayız. Çünkü cennetin göz görmediği, kulağın duymadığı, ve insanın aklına, hayaline ve kalbine gelmediği güzelliklerle dolu ve özelliklere sahip bir alem olduğunu unutmayalım. Onun için bununla ilgili e, cennette neden bir sıkılma, usanma olmayacağını birkaç madde ile özetlemeye çalışalım. Mesela <laughs> cennette istenilen her şey olacak. Bunlarla ilgili iki tane ayet mealini paylaşalım. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet, zevk aldığı her şey var. Her şey. Yani istenilen her şey içinde bulunan bir alem. İstenilen her şey. Herkes için. İki. Orada nefislerinizin arzu ettiği her şey sizindir. Ve istediğiniz her şey de sizindir. Yani insan düşünün. Şöyle bir basit bir örnek verelim. Arabayı sevenlere mesela bugün en iyi sevdiğiniz araba hangisi şu? Biniyorsunuz, ikinci bindiğinizde bir üst modeli, üçüncüde bir üst modeli, dördünde bir üst modeli. Aynı araba iki kere kullanmıyorsunuz. Adam niye bıksın? Niye o Çünkü aynı şeyi yapmıyor artık. Bir elma yiyorsunuz cennette, ikinci yediğiniz elma ondan daha lezzetli. Eşinizle sohbet ediyorsunuz, ikinci sohbetiniz daha lezzetli. İkinci gördüğünüzde daha güzel, daha alımlı, daha çekici, daha hoşunuza gidiyor. Dolayısıyla üçüncüsü ondan daha güzel. Dördü yani bir aynı şeyi iki defa yaşamıyorsunuz. Aynı zamanı, aynı mekanı, aynı şeyi, aynı lezzeti ikinci kez tatmıyorsunuz. O ikincisi birincisinden daha güzel. Dolayısıyla istenen her şeyin içinde bulunduğu ve aynı şeyi iki sefer tatmadığınız bir alemde usanmanın gerekleri olmadığı için usanmada olmayacaktır. Mesela bir örnek daha. <laughs> İstenilen her şeyin anında olması. Mesela canınız bir kuş gördü, bir et istedi. Hemen bir tarafı haşlanmış, bir tarafı da kızarmış olarak önünüze gelecek. Canınız istediği her şey anında. Zaman geçmeden ve bir süre üzerinden atlamadan. Sonra istendiği gibi suret değiştirilebilme. Hani diyelim ki bir suret istediniz, o olacak. Ve eşinizin bir suret olmasını istediniz, o olacak. Eşiniz için de aynı şey sizin için geçerli. Bulunduğunuz yerler, istedikleriniz, yaşam tarzlarınız istediğiniz şekilde olacağı için bir usanma, bir bıkkınlık söz konusu olmayacaktır. Yani dünyada bizi usandıran, bıktıran şeylerin hiçbirisi cennette olmayacak. Bizi rahatsız eden hiçbir şey usandıran hiçbir şey cennette olmayacak. Ayrıca gece yok. Neden? Yorgunluk yok ki gece olsun. Uyku yok. Neden? Uyku ihtiyacımız olmayacak. Çünkü uyku ölümdür. Uyku kaybetmektir. Uyku mahrum kalmaktır. Cennette böyle bir şey de olmayacak. Yine cennette anlaşmazlıklar da olmayacak. Bunlarla ilgili rivayetleri var. Ben cevabın uzamaması için kısa kesiyorum. Üzüntü, sıkıntı gibi İnsan rahatsız eden şeylerin de bulunmaması yani anne rahmindeki bir çocuğun dünyayı anlaması mümkün olmadığı gibi. Çünkü güneşi görmemiş, göbeğinden beslenen bir yavrunun anne rahminde ağzından yemeği anlatamayacağımız gibi. Dünyayı görmeyen bir çocuğa, anne rahmindeki bir çocuğa bu aklı versek dünyayı anlatamayacağımız gibi. Güneşten bahsedin elmadan, armuttan, muzdan bahsedin. Hatta annesinin, babasının ülkesinden bahsedin anlatamazsınız. Suyun içinde yüzen bir yavru dünyayı nasıl anlayacak karanlıkta? Demek ki şu dünya karnında yaşayan bizlerin de cennet denilen ve o örneksiz, misilsiz, benzersiz olan ne gördüklerimize ne duyduklarımıza ne düşündüklerimize benzemeyen, hatırımıza, hayalimize gelmeyen o alemi elbette anlamamız mümkün değildir. Öyleyse o alemde sıkıcılık, rahatsızlık ve üzüntü gibi şeylerde, usanmak gibi şeylerde olmayacaktır. Buna bir örnekle cevabımızı sonlandıralım. Bir çekirdeğin ağaç olmuş halini düşünelim. Mesela hurma çekirdeğini elinize alın ve hurma ağacı olduğunu düşünün. Hurma çekirdeklerine akıl verseniz, Ömür boyu hurma ağacını hayal etmeleri, düşünmeleri mümkün olmayacaktır. İşte hurma çekirdeği ile hurma ağacı arasındaki fark neyse, şeftali çekirdeği ile şeftal ağacı arasındaki fark neyse, dünyadaki insan çekirdeği ile cennetteki insan arasında da öyle fark, öyle kalite, öyle güzellik olacak. Dolayısıyla bu insan çekirdeklerinin cennetteki insan ağacını anlamaları ve o insan ağacının yaşayacağı cennet alemini fark etmeleri imkansızdır. Çünkü cennetteki taşlar hayat sahip olacak ve söz dinleyecek. Bir taşa desen gel, gelecek, sözünü dinleyecek. Taşların söz dinlediği bir cennette bitkiler nasıldır? Peki hayvanlar nasıldır? Peki insanlar nasıldır? Onun için... Cənnətdə osanmaq deyə bir durum söz konusu deyil.